Değerli basın mensupları, hoş geldiniz. Bugün burada bir imza törenindeyiz ama bu yeni bir başlangıç olacak imza töreni değil. Bir birlikteliğin devamı, taçlandırılması diye düşünüyoruz. Servet Çetin hocamızla önümüzdeki yıllarda uzun beraberlikler kurmak için bugün burada bu akdimizi imza altına alıyoruz. İnşallah hem camiamız hem de Türk futbolu için hem de hocamız için hayırlı uğurlu olur. Servet Hoca deyince biraz geçmişe dönmek lazım. Bildiğiniz gibi hocamız Sivas Spor'da daha önce bir yıl görev yaptı. O zaman Fenerbahçe'de oynuyordu. O akşam Fenerbahçe'den ayrıldığını duyduğum akşam ben de Kalamış'taydım. Hocamla Kalamış'ta bir araya geldik. Ben Sivas'a seve seve gelmeye hazırım. Ancak hedeflerim var. Orada bir yıl futbol oynamak istiyorum ve kazandığım parayı da Sivas Spor'a iade ederek ayrılmak istiyorum demişti. Biz de bunu kabul etmiştik. Bir yıllık sözleşme imzalamış olmamıza rağmen sezon sonunda aslında elini kolunu sallayarak gidebilecekken o sözünü yerine getirmek amacıyla ki Galatasaray o zaman talip olmuştu. O zaman Adnan Sezgin vardı galiba. Onun gibi kurt bir yöneticiden bir sözleşme olmamasına rağmen Sivas Spor'dan kazandığı parayı geri iade ederek ayrılmıştı. Ve sözünün de hakkını vermişti. Hem o sene futboluyla hakkını vermişti. Hem de giderken de bu sözün hakkını vermişti ki ondan sonra da başarılı sezonlarda geçirdi. Teknik adam olmaya karar verdikten sonra da Rıza hocamızla, kıymetli hemşerimizle 7 yıllık bir beraberliği söz konusu. Ve son 4 yılında kulübümüzde geçirdi ve takımımızı şu anda en iyi tanıyan teknik direktör olduğunu düşünüyoruz ki bu da hem karakteri daha önce anlattığım sebeplerden dolayı bizde edindiği intibası hem de bu 4 yıllık süre zarfında çalışkanlığı, fikirlerini de yakından tanıma fırsatı bulduk hocalık anlamında ve şimdi Sivas Spor için en iyi teknik direktörün Servet Çetin olacağına karar verdi yönetim kurulumuz. Böylece bu birliktelik başladı. İnşallah sizlerin de taraftarımızın da desteğiyle bizler zaten hep yanında olacağız. Tabii hepinize de günaydın. Sivas benim için gerçekten çok önemli. Biraz belki klasik bir şey olacak ama ben bir sene burada futbol oynadım. 4 sene yardımcı antrenörlük yaptım. Nasip olursa da bir sene de şimdi teknik direktörlük yapacağım ve gerçekten Sivas'ın bende yeri çok ayrı. Yani işin açıkçası gençliğim burada geçti. O yüzden kulübün dinamiklerini çok iyi biliyorum. Özellikle çalışma ortamı burada bir antrenör için oldukça iyi. Bunu da tabii burada çalıştığım sürede görüyorum. Yardımcı antrenör olarak başladığımda da konuşmamda söylemiştim. Gerçekten doğru yönetilen bir kulüp. Hocanın işini kolaylaştıran bir kulüp. Hem maddi hem manevi anlamda. O yüzden benim için de çok değerli oldu burada başlamam. Çünkü hem kulübün yapısını biliyorum hem sağ olsun başkanımızı yıllardır tanıyoruz. Bir antrenörün işini kolaylaştıracak bir ekibimiz de var. Yeni yönetimimiz de öyle. Herkes taşın altına elini koyuyor gerçekten şu an kısa sürede başladık çalışmalara. İnşallah Sivas'ımızı hak ettiği yerde getireceğiz. Tabii bunu da biz elimizden geldiğince çalışacağız. Ondan sonrasını zaten hep beraber sizlerle beraber göreceğiz. Başkanım, bir dakika. Evet hocam. Teşekkürler. Bismillahirrahmanirrahim. Evet hocam. Teşekkürler. Evet. Arkadaşlar bugün biliyorsunuz 3 Temmuz. Maalesef Türk futbol tarihine kara bir leke olarak geçen bu kumpasın yıl dönümü. Bu kumpası başımıza açanlar 3 Temmuz'da Türk futbolunun, 15 Temmuz'da da devletimizin başına böyle bir kumpas açmaya kalkıştılar. Bir laf vardır, kul plan yaptıkça kader gülermiş diye. Onların planlarını Allah-u Teala başlarına çaldı. Ve adalet daha önce söylediğim gibi ağır aksak gitse de sonunda meclisine ulaştı, menziline ulaştı.
Bizler buradayız, sizlerle beraberiz, camiamızla birlikteyiz, dimdik ayaktayız. Onlar da binlerce yıllık cezalarla bu kumpasın bedelini ödüyorlar. Tekrar bu kumpasa sebep olanları lanetlemek istiyorum. Bunu da söylemiş olayım. Gerçekten bizim için çok onur kırıcı iddialarla karşılaşmıştık. Ama zaman her şeyin ilacı. Dediğim gibi adalet ağır aksak işlese de bugün hem kulübümüze hem bizleri aklayarak hak ettiği değeri de vermiş oldu. Şimdi şöyle, ben dedim ki Sivas benim için çok farklı gerçekten. Bunu çok samimi söylüyorum. Biz çalışacağız. Mevcut oyuncu kadromuzda elimizden geleni yapacağız. Tabii ki istiyoruz ki Sivasspor en yukarılarda bitirsin. Tek amacımız bu olacak. Şimdi şurada bitiririz demek çok bence doğru olmaz. Ama Sivas'ı hak edeceği yere çıkartacağımızı düşünüyoruz. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi ben de biraz tabii baktım. Halkın da bence çok tepki göstermediği, bize onay verdiklerini düşünüyorum. İnşallah onların da bu beklentilerini karşılayacağız diye düşünüyorum.